Sayın Vali, Sayın Muhtarlar Derneği Başkanımız, Sayın Alay Komutanımız, siyasi partilerimizin temsilcileri, kıymetli hemşehrilerim, muhterem misafirler, hepinize sağlık sıhhat diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Tabii muhtarlık deyince muhtarlığı ben farklı algılıyorum. Benim için muhtarlığın önemi vardır, ehemmiyeti vardır. Belki çocuk yaşlarımda belediye başkanlığı veya milletvekili aklımdan geçmemiştir ama muhtarlık çok geçmiştir. Ben muhtar geleneği olan bir ailenin evladıyım. Benim ismimi taşıyan büyük amcam, yani Mehmet Sarı, uzun yıllar, efendim, tek partili dönemlerin döneminde uzun yıllar muhtarlık yaptı. Sonra bizim İlkokul dönemlerimizde de ayrıca muhtarlık yaptı. Efendim, yine daha sonra aşırı yukarı 4 dönemde dayım yaptı. Birbiri üzerine toparladığımızda takriben 8-9 dönem zannediyorum muhtarlık 5 yıl mı? İşte 40 yıl efendim muhtarlık. Evet. Muhtarlık bizim ailede kaldı diye değerlendiriyorum. Bu manada ben her muhtara şöyle söylüyorum. Muhtarlar belediyenin uç beyleridir. Eğer bir muhtar belediye başkanının kapısında bekliyorsa doğru arkadaşlar söylüyorum. O onun beceriksizliğidir. Hiç kimse kusura bakmayacak. Yani belediye başkanlığı makamı da muhtarlığın bir makamı değiliz. Gelen arkadaşlarıma söylüyorum. Bizimle ilişkiye geçen herkese öyle söyledim. Gelmemiş, bu lafı duymamışsa ona sözüm yok. Hele hele bir muhtarın kapıdan şapkasını çıkarıp da koltuğunun altına almasına asla müsaade etmiyorum ve üzülüyorum. Ben yine tekrardan söylüyorum. Duymayan arkadaşlara söylüyorum. Biz belediye olarak muhtarlarımıza uç beylerimiz olarak bakıyoruz. En uçtaki efendim bizim temsilcilerimiz olarak bakıyoruz. Muhtarın rengi, cinsi, cimilliyeti, efendim ırkı, soyu, sopu, siyasi partisi beni hiç ilgilendirmez. Muhtar bu vatandaşın hemen öz bağrı gibidir, kalbidir. Vatandaşın kendisidir. Yani sizler hemen birey olarak hemen kendinizi temsil edebilirsiniz ama taşıdığınız makam, misyon gereği de hemen köyün temsilcisi, kasabanın temsilcisi, şehirdeki mahallenin temsilcisiniz. Ve bizlerin de temsilcisisiniz. Emin olun, ben demiyorum ki biz sizin temsilciniziz diye. Sizler bizim temsilcimizsiniz. Sizlerin dur dediği yerde her şeyin duracağını da biliyoruz biz. Tabii kimsenin dur demesi, ol demesi bizi ilgilendirmiyor. Lakin biz inandığımız şeyi, bildiğimiz şeyi herkese söylüyoruz. Bizim kapımıza gelip de efendim kimseye yok dediğimiz bir şey asla olmamıştır. İlahi ileri tarihlemiştir. Bu arada muhtarlar günümüzü ve günümüzü kutluyorum. İyi ki varsınız diyorum.
Cenab-ı Hak birliklerimizi, dirliklerimizi daim eylesin. Her türlerde muhafaza eylesin diyorum. Evet. Sizler vatandaşımızın temsilcisi, haklarının koruyucusu, hukuklarının muhafaza edicisi ve onların arzularının belli bir noktaya taşıyıcısınız. Eğer sizde eksiklik olursa o eksiklik veya yanlış bilgi bir köye sirayet eder. Şimdi Amasya'daki bir muhtar kardeşimiz bugün aradılar beni. Efendim bu bölgede böyle olacakmış. Biraz sonra görüşeceğim bu arkadaşı. Nereden duydun? Başkandan duydun diyormuş. Yok öyle bir şey. Bir sürü insana yanlış bilgiyle donanmış. Bakın bir muhtarın ağzına çıkan kelam nereye gidiyor? Onun için hep birbirimize iyiliğimizi konuşmamız lazım. Güzelliği konuşmamız lazım. Güzelliği paylaşmamız lazım. Aradaki yanlışları hemen irit etmemiz lazım. Ben her zaman söylüyorum. Siz benim ailemsiniz. Kimsenin siyasi partisi şekli köyü beni ilgilendirmiyor. Ne söylüyorum? Aileliğe bizi kabul eden için geçerli. Ben de sizin kardeşinizim. Bu özel gününüzde sizlere sağlık diyerken rahmeti rahmana kavuşmuş olan sizin görevinizi ifa etmiş olan büyüklerimize de Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Muhtarlık mesleğin içinde olanlar tam bilemez. Ben belediye başkanı oldum. Sen diyor bana sen muhtar hocamızı yeğeni misin? Mehmet Sarı deyince. Evet onu yeğeniyim. Amca rahmetli olsun. Kaç sene oldu muhtarlığı yapalım. Muhtarın eskisi yerisi yok. Muhtar muhtardır. Başkanlıklar bana gelip geçiyor ama muhtarlıklar geçmiyor bilesiniz. Torunlarınızla bunu yaşayacaksınız. Evet, ben elinize sağlık sıhhat dilerken her şeyin güvenliğinizce olmasını arzu ediyorum. Nice senelerde sağlık sıhhat içerisinde hepinizin aynı toplumda olmasını arzu ediyorum. Mevla üzerimizde bulunan virüs belasından bir an önce bizi kurtarsın ve mümkün gelene olan kucaklaşmayı, sarışmayı birbirimizle halleşmeyi tekrar başlatalım diyorum. Yine söylüyorum. Her şeyin aslı sevgidir. Sevginin olmadığı yerde başka bir şeyin oluşması mümkün değildir. Hani diyoruz ya gönül kahve ister. Biz de diyoruz ki gönül ne kahve ister ne kahvaltı. Gönül dost ister. Gönül muhabbet ister. Gönül sohbet ister. Gönül yarenlik ister. Şu kısacık dünyada yani hayat dediğimiz şu alemin adına ne diyoruz? Hayat dediğimiz alemin adına ben şöyle söylüyorum. Ezelle başlayan serayla biten bir sürece hayat diyoruz. Ne kadar basit değil mi? Ezanla geldiğin serayla gideceğiz. Birbirimizi kırmanın, birbirimizi üzmenin, birbirimizi yermenin helal ede bilmeden yalan yere konuşmam bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Sevgi imanı büyütelim. Sevgiyi çoğaltalım. Bizim bir sözümüz var. Gerçi Bektaşlar üzerinde söylemiş gibi algılıyorum ama ben Amasyalılar üzerinde söylüyorum ben bunu. Muhammediz Aleviz. Sunniyiz Aleviz. Biz bir aşkın Aleviz. Biz birbirimizi çok severiz. Çünkü biz Amasyalı istiyoruz. Bizim ülkemiz bu. Gerisi teferruat. Bunu birbirimize gönülden yerleştirir, muhabbeti oluşturursak, ast üst ilişkilerimizi bilirsek,
evladın babaya saygısı, babanın bir amirine saygısı, amirin öbür üstüne saygısı elbette olacaktır. Ama sevgiyle olması asıl olandır. Saygı o kadar önemli değil. Saymak mecburiyetinde olursunuz. Ama sevgi gönülden gelir. Gönülden gelmeyenle, gönülde olmayanla bir arada olmayalım diyorum. Hepinize sağlık sıhhat diliyorum. Şu ezel vaktinde Cenab-ı Hak bildiğimizi dildiğimizi artırsın diyorum. Bu manada da tekrar günümüzü kutluyorum. Hepinize sağlık sıhhat diliyorum. Evdeki büyükler varsa onlardan da dua talep ediyorum. Ufaklarını gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İkramları uluhiyetinde salih bir amir olarak kabul eyle. Hasreten devletimizin kurulduğu günden bu güne gelinceye kadar köylerinde, beldelerinde vatanına, milletine hizmet edip ahirete göç eyleyen muhtarlarımızın ruhlarını şad eyle, mekanlarını cennet eyle. Hali hazırda şu anda iş başında olan muhtarlarımız başta olmak üzere devlet büyüklerimizin verdiği kararları isabetli, yaptığı işleri bereketli eyle. Ya İlahel Alemin, hasta olan muhtarlarımıza acil şifalar, dertli olanlara da en yakın zamanda dertlerini gidecek çareler ve medetler ikram eyle. Çalış. Pazar et. Thank you.